YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis peynirli pide tarifim var. Dilerseniz bu kolay ve lezzetli tarife hemen başlayalım. Hamuru için 1 çay bardağı su, 1 paket istant mayı ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettik. Tekrar bir karıştıralım. Unu ilave etmeye geçelim. Wow. Anne. Hamuru toparladım. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde unu ilave edin. Daha sonra 20 dakika hamuru dinlenmeye bırakalım. Pidenin iç malzemesi için 100 gram kaşar peyniri rendeledim ve 100 gram da köy peyniri rendeledim. Üzerine ilave ediyorum. Dilediğiniz peyniri evde kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı pul biber ve bir miktar da maydanoz ilave edip karıştırıyorum. Acı mı? Tatlı bu acı. Acı değil. Hamuru tezgaha alalım. Çok mayalanmasını beklememize gerek yok. 20 dakika yeterli oldu. Daha sonra tekrar hamuru toparlayıp yoğuralım. Hamuru bölüp beze yapmaya başlayalım. 4'e böldükten sonra her hamuru tekrar 3 parçaya bölüyorum. Yapmış olduğum 12 tane bezeyi kenara alıyorum. Daha sonra bezeleri merdaneyle açmaya başlıyorum. Hamurum gayet kıvamı güzel olmuş arkadaşlar. Eğer sizin merdaneye yapışırsa un serpip açabilirsiniz. Hamuru bir miktar açtıktan sonra bunu kenara alıyorum. Tekrar ikinci bezemi açıyorum. Yapmış olduğum bu hamurda 6 tane pide elde etmek istiyorum arkadaşlar. 2 tane hamuru da aynı ölçüde açıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu peynirli malzemeden bol bir şekilde açmış olduğum hamurun içerisine koyuyorum. İkinci parçayı üzerine kapatıyorum. Daha sonra parmak uçlarıyla ilk öncelikle pidenin kenar kısmına şeklini verelim. Daha sonra tekrar bu şekilde aynı şekli vermeye devam edelim. Hamura şeklini verdikten sonra bütün pideleri aynı şekilde hazırlayalım. Bu peynirli pideler sabah kahvaltısında inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Özellikle anneler çocuklarını okula gönderirken beslenmelerine ne koyacağım diye çok düşünüyorlar. Bu tarif size çok yardımcı olacak. Pideleri yaptıktan sonra üzerine bir tane yumurta sarısı sürelim. Üzerine beyaz susam ve çörek otunu karıştırıp serpiyorum. Ben 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim. Peynirli pideler fırından çıktı. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık olmuş. Pidelerinizi istediğiniz büyüklükte kesip servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi peynir içerisinde gayet güzel bir şekilde erimiş. Verdiğim tarife uygun yaparsanız aynı sonucu elde edeceksiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.